ve an ebi hidamete an ebihi radıyallahu anhuma. Kal, kultu ya Resulallah, eraeyte rukan nesterkiha ve devaen netedava bihi ve tukaten nettekiha hel teruddu min kaderillahi şey'en. Kale, hiye min kaderillah. Revahu Ahmed ve Tirmidhi ve İbn-i Macir. Ebu Hizame babasından naklediyor. Bu Ebu Hizame'nin sahabi olup olmadığı ihtilaflıdır. Kimliği ve adı üzerinde alimler epeyce görüş beyan etmişler. Rifa'a bin Arade isimli kişi olması mümkündür diyorlar. Yahut Ebu Hizame bin Ya'mer olması mümkündür diyorlar. Allahu Alem. Onun babasından naklettiğine göre, ki babası da sahabidir, diyor ki, dedim ki ya Resulallah, اَرَأَيْتَ الرُّقَنْ نَسْتَرْقِيهَا, şifa talebiyle başvurduğumuz rukye, tedavi olmak maksadıyla kullandığımız ilaç ve kendisiyle korunduğumuz korunak, bunlar Allah'ın kaderi midir? Allah'ın takdiri midir? Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki, hiye min kaderillah. Biz bunları yapıyoruz. Bunlar bizi, kullandığımız ilaç hastalıktan korur mu? Yaptığımız rukye bizi, rukye yapılan işten korur mu? Veya düşmanla çarpışırken kullandığımız bir kalkan veya içine girdiğimiz bir siper bizi düşmandan korur mu? Korursa bu Allah'ın takdiri midir, kaderi midir? Biz bunlarla Allah'ın kaderini ve takdirini savmış olur muyuz? Efendimiz buna cevaben, bunları kullanman da Allah'ın takdiridir buyuruyor. İmam Ahmed Tirmizi ve İbn-i Mace rahimehumullah nakletmişler. Buradaki rukye arkadaşlar, şifa talebiyle bir takım ayetlerin okunmasıdır. Esma-i Hüsna'nın okunmasıdır. Mesur duaların okunmasıdır. Bu rukye ile tedavi konusu ilgili bahiste gelecek. Orada inşallah geniş bir şekilde üzerinde duracağız. Hadisin bize öğrettiği şey şudur. Allah Teala derdi, hastalığı, problemi takdir ettiği gibi onun çaresini, ilacını, devasını da takdir etmiştir. Dolayısıyla Allah Teala'nın takdir ettiği bir hastalık varsa bizim ilaç kullanmamızın ne anlamı var gibi bir soru sormak çok anlamlı değil. Çünkü hastalık nasıl takdirse ilacı kullanıp hastalıktan tedavi olmak da öylece takdirdir.